Merhaba arkadaşlar. Bugün üstü sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen ilk soruyla başlayalım. 3 üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü 3. Bu doğrudur. Evet. B seçeneğine bakalım. 2 bölü 3 üzeri eksi 1 ters çevrilmiş halini soruyor bize yani. Yani bunun doğru cevabı şu olmalıydı. 3 bölü 2 olmalıydı. Ama burada eksi 2 bölü 3 yazılmış. Bu yanlıştır. Diğer seçeneklere de bakalım. 2 bölü 3 üzeri eksi 1 ters çevireceğiz. 5 bölü 2 doğru. Bunu da ters çevirip karesini alacağız. Bu da doğrudur. Ters çevirip aynen karesini alıyoruz. Doğrudur. Cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır? Eksi 5'in karesi parantez içinde olduğu için eksi 5 çarpı eksi 5 olacak. Oradan 25 buluyoruz. Eksi 3'ün karesi diye sorulmuş. Şimdi burada parantez yok. Eksi diyoruz. Bu işlemi yazıyoruz sadece. 3'ün karesinden 9. Buradan 16 buluyoruz. Üçüncü sorumuza geçelim. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Eksi 2'nin küpü bu parantez içinde olduğu için eksi 8 diye çıkacak. Artı diğeri de parantez içinde ama sadece 5'in karesi şeklinde alınmış. Yani eksi 5'in karesi değil. Eksi 25 şeklinde gelecek bu da. Diğeri parantez dışında olduğu için artı 9 şeklinde gelecek. Şimdi işlemimizi yaparsak eksi 24 buluyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvvetini sormuş bize. Ters çevireceğiz. Karesini alacağız. 4 buluruz buradan. Artı eksi 3'ün karesinden buradan eksi 9 buluruz. Yani üst taraf şu şekilde bulunur. Bölü 4 üzeri eksi 1'den 1 bölü 4. Eksi 1'in 11. kuvveti yine eksi 1 çıkar. Bir eksi bir de buradan gelecek. Üst tarafı bulduk. Eksi 5 bölü alt tarafta 1 bölü 4 artı 1. Cevabımız buradan bulunacak. Önce alt tarafı bulalım. Alt taraf 5 bölü 4 olur. Yukarı ters çevirip çarpmamız gerekecek. Eksi 5 çarpı 4 bölü 5'ten eksi 1 bölü 4 buluruz. Pardon, eksi 4 buluruz. Beşinci sorumuza geçelim. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi 3 üzeri eksi 2 nasıl bulunur arkadaşlar? 3 dışarıda zaten eksi birinci kuvveti var. Onu içeri dağıtırsak 3'ün karesi olacak. Yani 9. 7 ile eksi 1'in sıfırıncı kuvvetini çarparsak zaten bir şey değişmiyor. 9 artı 1. İşlemi şuraya yazıyorum. 9 artı 1 çarpı 3 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti. Ters çevireceğiz. 5 bölü 3'ün karesi olacak. O da 25 bölü 9'dan. Burası da 10. Yanlışlık var mı bakıyorum. Üçün karesi 9. 7 üzeri 0. 1 olarak çıkması lazım. Eksi 1 ile çarpmamızın da bir farkı olmayacak. Şimdi bunu dağıtırsak içeri 25 artı 1 yerde kaçırdığımız bir şey var mı bakıyorum. 25 bölü 9 doğru. Şimdi şunu şu şekilde de yazabiliriz. 1 bölü 3'ün karesi şeklinde. Yani 1 bölü 9 artı 1. Buradan 10 bölü 9 eksi 1'in kuvveti 9 bölü 10. Yani 9 bölü 10 çarpı 25 bölü 9'dan 9'lar gider. 5'e bölersek 5 bölü 2 buluruz. Evet doğru. Diğer sorumuza geçelim hemen. İfadesel şeklin hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi 8 üzeri 10. Şimdi 8 2'nin küpü şeklinde yazılır. Bir de üzerinde 10 var. Biz bunun 2 üzeri 30 şeklinde yazabiliriz. İkinci sorumuza geçelim. İşlemin sonucu kaçtır? 2 üzeri çarparsak 6 eksi 2 üzeri 5 artı şimdi eksi 14 oluyor. Buradan bir şey değişmez ama artı 1 gelir. İşlemin sonucu bizlere sormuş. Buradan
Cevabımız 2 üzeri 6'dan 64 buluruz. Eksi 32 artı 1'den cevabımız 33. Üçüncü sorumuza bakalım. İfadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 16 2 üzeri 4 zaten. Çarpı 1 bölü 4'ten gider bunlar. Cevabımız 2. Diğer sorumuza geçelim. İşleminin sonucu kaçtır? Eksi 2 bölü 3. 3'ün eksi ikinci kuvvetini sormuş bize. Ters çeviririz. Eksi 3 bölü 2'nin karesi şeklinde yazarız. Buradan da 9 bölü 4 buluruz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim hemen. 2 üzeri x a olduğuna göre 8 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi 2 üzeri x a'ymış. 8 üzeri x de 2 üzeri 3x şeklinde yazılır. Yani 2 üzeri 3x'i de şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x şeklinde yazabiliriz. Doğru mu arkadaşlar? Değerini sormuş bize. Buradan da çarpacağız. Yani 2 üzeri x'i a dedik. A çarpı a çarpı a. Buradan da a'nın küpü şeklinde olur. Cevabımız E seçeneği.